Kariyerimizin yeni bir bölümünden daha merhaba. Kariyerimiz kaldığı yerden devam ediyor bugün. Milan, Juventus ve Napoli maçlarımız var. Bu zorlu 3 maç. Bakalım kaç puan alacağız. Bu zorlu maçlara önlem olarak kalabalık bir orta saha ile taktiksel bir değişikliğe gideceğiz. Daha kalabalık orta saha ile oynayacağız. Bunun için şimdiden ayarlamalarımızı yapalım. Takım talimatlarımızı da verip maça geçelim hemen. Şu an düşme hattından 9 puan uzaktayız. Bu zorlu fikstürden en kötü sonuçlarla ayrılsak bile düşme hattına girmeyeceğiz. Kaldı ki diğer takımlar da illaki bu 3 haftada puan kaybedecekler düşme hattındakiler de. Şimdi Milan sağ kanattan gelmeye çalışıyor. Loftus-Cheek, Giroud, Leao vurdu. Direkten dönüyor. Leao direkten döndü. Şimdi sağ kanattan ortayı açtılar. Orta direkte biz karşıladık. Bu uzaklaştırdık ancak
Etkili olamadık. Top ayağımızı tutamadık orada. Şimdi yeniden ortaya açtılar. Mustafa Milan ilk 3 dakikada iyi geldi. Yine yükleniyor. Sağına da açtılar. Kalabria ortaya açtı. Giroud. Oliver Giroud. Golü atıyor. 7. dakikada öne geçti. Milan çok zorlu bir takım zaten. Şampiyonlar gidiyorlar şu anda. Fiorentina, Inter ve Juventus takip ediyor onları. Taçı kullandık. Şimdi ters tarafa doğru güzel bir top. Çimbembe. Fares oynadı. Fares içeriye doğru çıkarttı. Şut. Kaleci de kaldı. Dakikalar 30 oldu. Şimdi ters kanala doğru topu sürükledi. İçeriye girdi. Tekrardan Leo. Kalabria ortaya açmayı denedi. Top bizde kaldı. Leo girdi araya, aldı ancak dışarı vurdu. Takım konuşmasını yaptık. Daha kısa pasla oynayalım. Ayağa pas yapalım. Hattını biraz geriye çekip arkada boşluk vermeden oynayalım. Umarım oyunu bizim sahaya yıkmalarına sebep olmaz bu. İkinci yarıya daha mutlu başladık. İbnali, Ramon. Araya girdiler şimdi. Pulisic geriye çıkarttı. Ortaya açtılar. Dışarı gitti. Tehlikeli geldi Milan yine ikinci yarıda. Taç kullanıyorlar. İçeriye doğru çıkarttılar. Kalecimiz çok başarılı burada. Kornere çıkarttı topu. Onları kullandılar. Arka direğe doğru uzaklaştırdı. Dakikalar 70 oldu. Orta saha mücadelesi olarak geçti. 80. dakikaya geldik artık. Atak yapacağız şimdi. Ve kaptırdık. Atak yapacağız derken topu orada kaptırıyoruz. Çok sert bir faul. Umarım kırmızı kart çıkmaz derken. Kırmızı kart çıktı. Kanat oyuncularını biraz daha geriye çekip dörtlü defansa dönüyoruz.
Biraz daha taze kan sokalım. Oğuzlar'la da zadası değiştirelim. Maça başlayalım. 1-0 mağlup durumdayken kırmızı kartı gördük. Çok gereksiz bir pozisyonda orta sahada. Şimdi Leao içeriye girdi, baktı. Savunma uzaklaştırdı. Sağ kanattan şimdi yükleniyorlar. Çıkarttık o topu. Ozer ile o kadar uzun top yaptı ancak uzağına düştü. Sol kanada. Açtılar topu şimdi Leao. Çizgiden sürdü. İçeri doğru girdi. Ortasını yaptı. Kaleciyle karşı karşıya. Deketelare. 2-0 yapıyor skoru. Kırmızı karttan sonra takım bir anda çöktü. Şimdi sağ taraftan taşı kullandılar. Milan yüklenmeye devam ediyor. Sağ kanat şimdi çizgiye kadar indi. Ortaya çıkarttılar. Savunmamız karşıladı. Yine devam ediyor atakları. Yine çıkarttılar. Karşıladık. Yine tehlikeli geliyor. Sağ kanada attılar yine. Çok etkili kullanıyor Milan sağ kanadına. Kaleciyle karşı karşıya içeriye kadar girdi. Loftus-Cheek. Penaltı atar gibi orada kendini alan açtı ve golü attı. Maç bir anda 3-0 oldu. 80. dakikadan sonra, kırmızı karttan sonra artık mücadele gücümüz de düştü. Sezonun ilk yarısında 3-0 kaybetmiştik Milan'a. Skor değişmiyor. Yine 3-0 kaybettik. Sağlık olsun. Şimdi önümüzde Juventus deplasmanı var. Kendi sahamızda Juventus bizi çok zor yenmişti. Ligin ilk yarısında 1-0 kaybetmiştik. İyi mücadele etmiştik. Bakalım deplasmanda da varlık gösterebilecek miyiz? Yönetim ve taraftar mağlubiyet bekliyor. Artık maça geçebiliriz. Her şey tamam. Papadopoulos cezalı. Onun yerine Papetti'yi sürdük sahaya. Bireysel ve takım talimatlarını da ayarladıktan sonra maça başlayacağız.
maça hazırız. Juventus deplasmanında elimizden geleni yapacağız. Ev sahibi takım başladı maça. Aldı topu, ileriye doğru sürükledi. İknali şimdi kaptırıyor. Tam rakip sahaya yerleşecekken topu kaptırdık. Yeniden oraya girdik. İknali Ramon attı. Sağ kanada güzel bir pas. İyi yükleniyoruz. İknali şimdi güzel bir orta açarsa geriye doğru çıkarttı. Şut. Dışarı gitti o Bilgaard. Elverişli bir pozisyonu harcadık orada. İyi başladık maça. Sağ kanattan şimdi ortayı açtılar. Kalecimizde kaldı. Deniyor derken şimdi Kasparov top bizde kaldı. Soli'ye çıkarttı. Soli geliyor içeriye. Çok güzel girdi. Penaltı olması lazım. Var mı hakem? Devam ediyor pozisyon. Dışarı gitti top. Korner. Orada penaltı verebilirdi aslında hakem. Soli şimdi korneri kullandı. Direkt de karşıladılar. Zada saldı topu şimdi. Sağ kanada Çimbembe'ye. Şu şansları da bulamadı. Geriye doğru çıkarttı. İknali kaleciye kadar döndük. Şimdi çıkmaya çalışıyoruz. Tırdık çizgide topu. Tuz geliyor şimdi. Savunma arkasına bir pas. Dönemediler bu pozisyondan. Sol kanat ortaya doğru çıkarttılar. Dışarı gitti top. Out. Arka direğe doğru doldurdular. 1-2 serbest vuruşu. Uzaklaştırdık. Araya girdi Vignali. Çok güzel bir şekilde araya girdi. Ortaya çıkarttı şimdi Zadas. Çimbembe sol kanatta Fares boş. Fares attı. Tırt ancak yine kaptı. Şimdi Zadas içeriye girdi. Şutu çekti. Dışarı çıktı. Yine bir elverişli pozisyondan faydalanamadık. İlk yarıda şu ana kadar iyi bir maç çıkarttık. Juventus'a karşı. Zadas kendi serbest vuruşu savunma uzaklaştırdı. Kane şimdi topu sürüyor rakip sahaya doğru. Orada Ramon topun sahibi oldu. Sparok etti şimdi. Fares oynadı. Sparok şimdi ileri doğru sürüyor topu. Sağ kanat açtı Vignali. Yine yükleniyoruz. Sağ kanattan çok kolay bir top kaybı yaptı Vignali orada. Şimdi eksik yakalandık defansta. Kane ile yükleniyorlar.
Ceza sahasına soldan girdiler. İçerisi boş. Gol. Miretti atıyor. Rakip ceza sahasında. İgnal ile kaptırdığımız top bize gol olarak geri döndü. İlk yarıda oynadığımız futbolun karşılığı kesinlikle bu değil de en azından bir beraberlik alabilirdik. Sarı çıktı yerine ve sadece girdi. Sarı kart tehlikesi vardı. Ve sadece sağ kanatta saklıyor topu. Kaleciye kadar döndü. Yeniden de sadece bir uzun pas Foga. Savunma girdi araya. Şimdi geriden oyun kuruyor. Araya girdi Zadas. Topu kaptık. Fares çizgiden ilerliyor şimdi. Zadas'a bir ara pası. Kaskar hop dışarı attı. Offside daymış aynı zamanda. Offside kararı verildi. Tekrardan içeriye doğru doldurdular. Dışarı gitti. Korner. Baştan tehlikeli oldular. Netti şimdi. Korneri kullandı. Kalecimiz alıyor. Juventus yine yükleniyor. Yine şut şansı buldular. Locatelli atıyor bu sefer. 2-0 oldu. 39. dakikada. Bunu 2-0 yaptı. Locatelli. Kanatları şimdi biraz ileri çıkarttık. Vok da bugün oldukça etkisizdi. Tüm değişiklik hakkımızı kullandık. 70. dakikada artık maçı kazanmak için tüm hamleleri yapıyoruz. 3-6-1'e döndük. Vlahovic serbest vuruşu kullandı. Yine tehlikeli geldiler. Arkaya doğru çıkarttı tekrardan. Şut şansı arıyorlar. Dışarı gitti. Vuruş. Tekrardan geliyorlar şimdi sağ kanattan. Nereye gitti? Yine net bir pozisyon açıldı Juventus. Onlar da 3 oyuncu değişikliği yaptılar. Arka direğe doğru korneri kullandılar. Uzaklaştırdık. Bakın onlar da ceza sahasına 3-0. Bagioli yaptı bu sefer. 82'de durumu 3-0 yapıyorlar.
oldukça güçlü bir takım Milan Inter Juventus şu anda ligi domine ediyor. Direnmemiz oldukça zor. Hakem maçı bitirdi. Elimizden geleni yaptık ancak başarılı olamadık. Ancak takımın orta sahadaki mücadeleci tavrı bu taktik ile hoşuma gitti. Bir süre daha bu taktikle devam edeceğim. Bunlar çok güçlü takımlardı. Biraz daha kendi dengimiz olan takımlarla bu taktik işe yarayabilir. Şimdi önümüzde Napoli maçı var. Deplasman'da 3 ya da 4-0 yenildik diye hatırlıyorum. Napoli'ye de 4 olması lazım. Ligin ilk yarısında kendi sahamızda elimizden geleni yapacağız. Puan almamız lazım artık. İki maçları kaybediyoruz. Ve artık maç günündeyiz. Bireysel ve takım talimatlarımızı ayarladıktan sonra maça geçeceğiz. Artık Napoli maçına da başlayabiliriz. Kendi evimizde Napoli'ye karşı iddialıyız. Biz başladık maça. Top kaybıyla başladık. Telafi ediyor Fares. Taça gitti şimdi. Ramon. İknali ile oynadı. Tekrar Ramon. Kanattan geliyoruz şimdi Zadas. İçeriye girdi. Şut şansı var, dışarı çıktı. Korner.
Hans ayağını soktu orada. Zadas korneri kullanıyor. 3. dakika. Ondan direkt uzaklaştırdı. Şimdi Fares. Bunu çıkarttı Zadas. Etkili başladık maça. Kendi sahamızda. Şimdi sol kanattan bir ara pası. Orta fırsat arıyorlar. Vermedik. Kornere çıktı. Nerede? Kayıplar ancak kalecimizin üstüne geldi. Zadas içeriye doğru çıkarttı. Tekrardan ortaya açtık arka direğe. Kalecinin üstüne gitti. Beşinci dakika oldu. Beraberlik devam ediyor. Korneri kullanıyorlar şimdi. Kullandılar. Ön bekle karşıladık. Şimdi uzaklaştırdık. Ofsayt olması lazım orada. Arkaya doğru çıktı. Bir karambol. Bir şut şansı daha. Kalecimiz kurtardı. Kornere çeldi. İlk yarının son dakikaları yükleniyor Napoli. Andrea'ya doğru kullandılar. Karşıladık. Şimdi uzaklaştırıyoruz topu. Napoli çok etkili geliyor. Dışarı gitti. Uzatmalar başladı ilk yarıda. Devre arası. İkinci yarıya da Napoli başladı. Taça gitti. Taç bizim. Arkadaki doğru doldurdular. Çok tehlikeli geldiler. Dışarı gitti. Vuruşu kullanacağız. Çok tehlikeli geldi orada Napoli. Zadas şimdi frikiği kullandı. Dönen top boş kaleye savunmadan dönüyor. Çok etkili geldik orada. Golü bulamadık. Dakikalar 70 oldu. Seksenci dakikaya girdik. Şimdi biraz artık maça müdahale zamanı.
Kaleden puan almak da güzel bir şey. İki maçtır puan alamıyoruz. Bugün artık puan, bir puan da olsa puan alalım. Nereye gitti top? 87. dakika. Ceza sahası ön çizgisine doğru çıkarttılar. Orta gitti. Değişik bir korner organizasyonu yaptılar orada. Şimdi taçı kullanıyorlar. Sağ kanattan yükleniyorlar. İçeriye doğru. Korner. Uzatmalar oynuyoruz. Süre doldu artık. Her an hakem maçı bitirebilir. Napoli'den puan almak üzereyiz. Araya girdik. Şimdi kapıyoruz. Bir hakem atak şansı vermeden maçı bitirdi. Napoli'den bir puan almayı başarıyoruz. Gayet güzel bir maç oldu. Napoli'den puanımızı kaptık. Artık önümüze daha rahat bakabiliriz. Zorlu fikstürü geride bıraktık. Artık önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Bir sonraki maç birlikte lige çıktı. Palermo ile.